Merhaba gençler. 20 Kasım 2020 indeks kapanış değeri 15 lira 55 kuruş. İndeks için daha önce birinci çeyrek bilanço dönemi sonrasında 11.45 iken 17 küsur Fibonacci hedefli temel ve teknik analiz çalışması yapmıştık. Bu çalışmamızdaki seviyeler, direnç seviyeleri fazlasıyla gerçekleşti. Ve şimdi 2020'ye 9 bilançoda geldi. Bilanço sonrasında hissede dinlenme sindirme hareketinin kısmen gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi öncelikle hisseye temel olarak bakalım. Bilançoya baktığımızda geçen yıl aynı çeyrekte 53,2 milyon kar varken bu sene aynı çeyrekte 2020'ye 9 bilançoda 102,5 milyon dönem karı geldi. %92 artış var. Gayet güzel bir artış. Çeyreksel bazda bakarsak da 25, 55 ve 102 şeklinde çeyreksel bazda 20 milyardan milyondan 20, 47 milyona artan bir dönem karı artış var. Yüzdesel bazda baktığımızda %135, çeyreksel bazda da gayet güzel artış olduğunu görüyoruz. Satışlara baktığımızda satışlar 3 milyardan 7 milyara çıkmış. Yüzde bazında %130 artış demek ki gayet güzel. Dönem karının satışlara bağlı olması bizim istediğimiz bir tablo. Çeyreksel bazda da yine bakın ikinci çeyrekte yaklaşık 2,1 milyar satış. Üçüncü çeyrekte ise 2,1'den 3 milyara çıkan bir artış var. Gayet olumlu. Faaliyet kârı 97'den 194'e çıkmış. Yüzdesel olarak baktığımızda %100 bir artış var yaklaşık faaliyet kârında. Faaliyet kar marjı ise geçen yılki kar marjı faaliyet kar marjı 3,17 yani 3 milyar satışın 97,5 milyonu faaliyet karına dönmüş. Bu yıl ise 7 milyar satışın 194,9 milyonu faaliyet karına dönmüş. Bu sene faaliyet kar marjında kısmen gerileme var. Yani geçen yıl 3,17, bu sene ise 2,78. Bir tek olumsuz gördüğümüz kısım burası. Fakat %130 artan pardon %100 artan faaliyet karının yanında bunu görmezden gelmek gerekir. Yani kar marjının küçük de olsa düşmesine. Finansman giderlerine baktığımızda gelir de artmış, gider de artmış. Birbirini kısmen dengelemiş. Faaliyet kârı burada finansman gideriyle biraz düştü. Sonuç olarak vergi giderlerinden sonra dönem kârı iştiraklerin payı da çıkınca 102 milyona düşmüş oldu. Nakit akına baktığımızda 3 aylıkta 238, 385, son çeyrekte bir miktar nakit akımında düşme var. İşletme faaliyetlerinden nakit akımında. Dönem sonu nakit akımında ise 601, 764, 613. Yani çok belirgin olarak düşüş yok fakat yine de artış yok diyelim. Dönem varlıklar belirgin şekilde artmış. Stoklar son çeyrekte artmış. Önceki çeyrekte düşmüş görünüyor. Duran varlıklar da 96'dan 136'ya çıkmış. %40'a yakın artmış. Evet, buna karşılık borç da artmış. Yani borç artarken duran varlığın artması sorun yok diyoruz. Uzun vadeli borçta 18'den 20'ye çıkmış.
Öz kaynaklar 400 milyondan 518 milyona çıkmış. %29,34 artış var. Olumlu. Son bir yılda yani kaydırılmış yıllık kar hesabımıza göre şirketin son 12 ayda yaptığı dönem karını öz kaynaklara orantıladığımızda şirketin öz kaynak karlı %27,35. Yani şirketin büyüme hızı %27,35 diyebiliriz. İyi bir oran. Bu temel verilere göre yaptığımız hisse değerleme fiyatımız 24 lira 8 kuruş. 2021 9 aylık bilanço dönem sonuna kadar hisse değerleme fiyatımız 24 lira 8 kuruş. Hissenin şirket kartına baktığımızda evet piyasa defter değeri 1,79, FK'sı 6,54, fiyat kazanç oranı. Yabancı para pozisyonu da artı da yine bu da olumlu. Yani olumsuz bir tablo yok. Piyasa defter değerine kendi içinde baktığımızda evet bakın şu zirvedeki yani 2018 zirvesinde piyasa defter değeri 4,5'lardayken şimdi hala 1,78'lerde. Evet, piyasa defter değeri düzeltme yaparak yukarı yönde gitmesini bekliyoruz. Hisseye teknik olarak baktığımızda ise şimdi güncel değerle daha önceki düşüşlerde de çalışan 52 EMA'nın çalıştığını görüyoruz son günlerdeki düşüşte. 52 EMA güncel değerle 16,23. 16,23'ün altına belli bir mesafede hep sarkmalar normal karşılamak gerekir. Çünkü önceki satıcılı piyasada da benzer şekilde sarkmış. Bu sarkmalara bakarak 16,90 15,90 stop loss seviyesi üzerinde hisse olumlu görünümünü korur diyebiliriz. 15,90 stop loss seviyesi üzerinde pozitif hareketlerin devamı beklenir. Eğer 15,90 kırılırsa aşağıda 14,88 ve 12,96 destek seviyeleri. Yukarı yönlü hareketlerde hissenin zirvesi yani kısa vadeli zirvesi 19,27 direnç olur. 19,27 geçilirse şimdi hisseye evet bu arada günlük grafikte indikatörlerimize baktığımızda dinlenme düzeltme hareketinin sona yaklaştığını görüyoruz. Yani henüz öncü indikatörümüz yukarı pozitife dönmüş. Arada kendi içinde kırmızı yapar. Bu normaldir. Asıl bizim istediğimiz mavi ve kırmızının yukarıya dönmesi. Bunlar aşırı satım bölgesinde görünüyor fakat henüz daha yukarı dönmemiş. Eğer 21 EMA üzerine atarsa 21 EMA 16,82 16,82 üzerinde çalışırsa ise kalırsa o zaman bu mavi ve kırmızı indikatörlerinde pozitife dönmesi beklenir. Evet, grafiğe eğer yukarı yönlü hareketlerde yani 19,20 üzerinde hareket olacak olursa şu şekilde bakarsak burada bir çanak oluşumu ve hissenin bu çanak oluşumu üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Eğer bu çanak üzerinde kalmaya devam ederse ise yani 13,90'lar 13,90 üzerinde kalmaya devam ederse bu oluşan yeni kanalda hareketin devamı beklenir. Bu çanağın boyuna bakarsak kabaca
Tam oturtmaya çalışıyorum. Evet, 23,52 lira orta ve uzun vadede eğer 19,27 üzerinde hareketler görülürse orta ve uzun vadede 23,52 çanak katlama formasyonunun direnç seviyesi olur. Hisse değerleme fiyatımız da 24,08'di. 24,08'de bu formasyonun direnç seviyelerinin birbirine yakın olduğunu görüyoruz. Evet gençler, şimdilik indeks için söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese iyi tatiller.